Merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber robotumuzun base üst mekanizmasını hareket ettirebilmemiz için birkaç parça tasarlayacağız ve bunlar aslında custom, özel parçalar olacak. Bunları önceki dersimizde de bahsettiğim gibi 3D printer'dan çıktı alabilirsiniz veya CNC makinalarında üretebilirsiniz. İsterseniz tasarlamaya başlayabiliriz. Ne işe yarayacağından bahsedeyim. Burada bir zincir yardımıyla DC motordan gelen zinciri çevirme yardımıyla bunu hareket ettirmek istiyoruz. Ve bunun için üstte bir dişli olması gerekiyor ve altta DC motor olması gerekiyor. İsterseniz önce DC motoru getirelim. Yine FRC kitleri arasından kullanılan DC motoru buraya taşıdım. Şöyle 90 derece çeviriyorum. Üstten bakalım. Şimdi bunu aslında buraya oturtturacağım kısmı konsept olarak ben çizeceğim. Bir alüminyum plaka gibi. Ama siz tabii elinizde ne gibi parçalar varsa nasıl tasarlamak istiyorsanız o şekilde tasarlayabilirsiniz. Şimdi bu yukarı kısmında şu kısımlardan bir yardımcı plane olmasını istiyorum ben. O yüzden Construct'a bastım. Capture Position diyorum. Ve şu aşağı yüzeyi bir kere tıklayarak şu aşağı kısmı seçtim. Ve bakın orada bana şey oluşturdu. Bir plane oluşturdu. Ama ben yanlış düzlemi seçmişim. Şöyle cancel diyorum. Aşağıdan baktım. Şurayı seçiyorum. Bunu şuradaki orijinleri seçip o düzlemlerden de faydalanabilirsiniz. Okey dedim. Şunların ucundan tutarak düzlemi büyütüp küçültebilirsiniz. Burada hatırlarsanız Create the Box diye bir şey vardı. Onu seçtim. Ve şu düzleme kaba taslak bir konsept plaka oluşturacağım. Şu şekilde. Şöyle aşağı doğru 8 milimetrelik bir plaka oluşturdum. Bizim DC motorumuz bunun üzerinde bulunsun istiyorum ve DC motor mümkün olduğunca şu alüminyum plakalara motorumuz yakın olsun. Okey dedim. Şimdi motora M tuşuna basıp motorumuzu. Bakın manipülatör şu an farklı bir düzlemde, farklı bir pozisyonda. Set pivot diyerek onu istediğimiz pozisyona getirip okey diyebilirim. Ve bu şekilde uzay düzleminde daha rahat bir şekilde hareket ediyor olacağız. Mümkün olduğunca buraya yakınlaştırıyorum. Konsept olduğu için çok üzerine uğraşmayacağım aslında onun. Sadece mantığını anlatmak istiyorum size. Okey dedim. Daha sonrasında şimdi bunun ucuna bir tane gear, dişli dediğimiz şeyi getireceğiz. Şuraya bir tane dişli getireceğiz. Ve de şu üst kısma da bir tane dişli getireceğiz. Şimdi bu dişliyi nasıl getiriyoruz? İsterseniz ona bakalım. Şurada Edins'te Scripts and Edins var. Oraya bastığımda burada hazır yazılmış scriptler var. Buradan Spool Gear'ı seçtim. Run diyorum. Şimdi burada belli başlı özelliklerimiz var. Ben modül olarak iki modülünü 24 diş ve root fillet'ımı düşürüyorum. Gear thickness'ım 12. Ve hole diameter'ım da aslında şurada hatırlarsanız şunun çapını 15 demiştik. Bir tık daha yukarıda 16 milimetrelik bir çap uygulayacağım. Okey dedim. Bakın şu an işlemleri uyguluyor ve komponent olarak bana şu dişlimi getirdim. Şimdi ben bu dişlimi direkt oraya nasıl hareket ettirebilirim? Align'ı da rahatlıkla yapabiliriz. Align dedim. Şimdi şunun iç kısmındaki üçgeni seçebilmek için CTRL'ye bastım. Geliyorum burada milimin tam ortasını seçiyorum. Ve bu şekilde bakın bana getirdi. Okey dedim. Şimdi bu getirdiğim dişlinin aynısından bir de yukarıda olacak ve aşağıda olacak. Bu yukarı bunu
oturtturabilmemiz için şu aşağı mil gibi bir mil tutucu gibi bir holder'da bir tutucu da çizmemiz gerekiyor. O zaman şu düzlemi seçiyorum ve sketch'ten center rectangle dedim direkt. Capture position dedim. Şurada bakın tam orta noktasını yakalayan bir şey var. Üçgen var. Şöyle o üçgeni yakalayarak bakın şu an o üçgeni her zaman Snap'ten yakalıyor. Şöyle uzunluğu 120 olan ...120'lik bir rectangle çizdim. Şimdi o deminki orta noktayı kaçırdım aslında. L'ye basıp o noktayı tekrar buldum. Şöyle aşağı doğru bir referans çizgi çiziyorum. Uzun olabilir, hiç sıkıntı değil. Ve X'e basıp onun üzerine onu yardımcı bir geometri olarak seçiyorum. Şimdi bunun üzerine getirdiğimde direkt bakın zaten oraya ilişki halinde olacak. Şunu da şuraya ittirdiğimde bu da burada ilişki halinde olacak. Ve gördüğünüz gibi hiç hareket etmiyor. Şimdi O'ya basarak offset ile şu chain selection kapattım. Şu üç çizgiyi seçiyorum. Şöyle yaklaşık 20 milimetrelik içeri doğru bir geometri oluşturdum. Ve şurayı E'ye basıp extrude ile 30 milimetre eksi z yönünde new component olarak oluşturuyorum. Okey dedim. Şimdi bu komponentimizin üzerinde modify ile küçük oynamalar yapacağım. Bir fillet uygulayacağım. Şuradaki yerleri seçtim. Ve yaklaşık 10 milimetrelik bir fillet uyguladım. Bunu çok çok farklı şekilde tasarlayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi bunun şu kısmına bir delik açmam gerekiyor. Ve bu deliği açtıktan sonra o içerisine mil oturtturmam gerekiyor. Bu deliği açmanın çok farklı yolları var. Bir sketch açıp şuraya çember çizip extrude ile silebiliriz. Veya hole komutunu kullanarak aynı şekilde deliğimizi direkt açabiliriz. Ve de bunu yaparken aslında görünüm açısından mesela yandan baktığımda şunlar benim önüme gelecek ve tam olarak göremeyeceğim. O zaman şurada Inspect'te Section Analiz var. Section Analiz'de şu yüzeyi seçtiğimde bakın burayı Section Analiz alarak bana bir görünürlük sağlıyor. Okey dedim ve analiz olarak buraya geldi bakın. Şimdi şuraya C'ye bastım. Şu ortadan bir tane dik çember çiziyorum. Çapı 16 milimetre. Şöyle yüksekliği de 35 olsun. Tam ortada oluşturdum aslında ama garanti olması açısından şöyle X'e basıp bir şey çizdim. Bakın şu an siyaha dönüştü zaten full constraint oldu. E'ye basıp gördüğünüz gibi deliklerimi oluşturdum. Şimdi buraya mil de oluşturmam gerekiyor. Aynı şekilde C'ye bastım. Şuraya 15 milimetre çapında çember oluşturdum. E'ye basıp şu yönde 120 milimetrelik bir komponent oluşturuyorum. Ve bu da burada dönsün istiyorum aslında. Okey dedim. Geriye kalan tek adım şurada oluşturduğumuz gibi dişlimizi buraya getirmek oldu aslında. Bu dişlimiz bununla aynı boylarda olabilir. Çap olarak aslında uygun. Bunu kopyalayıp oraya taşıyabiliriz veya yine Spurgear'dan yeni bir diş de getirebiliriz. Ve aynısını buraya da yapacağız aslında. Şimdi bunun çapı bakalım kaçmış. 4-8 milimetre olarak alabiliriz bunun çapını. Ve bizim oluşturduğumuz da aslında 8 milimetre çapa sahipti. Şuradan geldim. Spurgear'a. CTRL-C paste new diyelim. Belki değişiklik yaparız. Şöyle getirdim.
Aynı şekilde align ile bakın aslında hiç hareket ettirmedim. Şu an bu konumdayken ben DC motorumu ona göre hareket ettireyim. M'ye bastım. Şu komponenti seçtim. DC motorumu şöyle. Buna uygun pozisyona getiriyorum. Tamam, şunun ortasına. Okey dedim. Şimdi Align ile S'ye bastım. Şunun merkezine şuraya taşıdım. Okey diyorum. Şimdi burada kama diye bir şey var arkadaşlar. Bu kama yardımıyla buraya oturacak. Ve şurada aslında bir dikdörtgen oluşturmamız gerekiyor. Hemen şöyle üzerinden R'ye bastım. Bir dikdörtgen oluşturmayı size gösterebilmek için. Şöyle kamanın oluşabilmesi için burada bir dikdörtgen oluşturup onu içeri doğru kesmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde ben bu dişlimi rahat bir şekilde hareket ettiriyor olacağım. Buradaki kama şunu tutacak ve bu şekilde dönebilecek. Aynısından yukarıda bir tane oluşturalım ve dişlerimiz bu şekilde oluşmuş olsun. Kopyala yapıştır dedim. Ama kopyala yapıştır dersem independent olmuyordu hatırlarsanız. Hemen şuradan paste new diyorum. Aynısından burası için de oluşturduk. Ve bunun çapını değiştirmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız 16 çapında olacak. Burası 8'di. Şöyle Q'ya bastım. Eksi 4 milimetre gittiğimde buraya uygun bir çapa sahip olacak. S-Align deyip şurada tam merkezine oturtturdum. Burayı da sağlamış olduk. Şimdi bunların buraya oturması için normalde sıkı geçmeyle oturması gerekiyor ki hiç sağa sola hareket etmesin. Veya yanlara doğru bir sıkıştırma, bir vida ile sıkıştırma yapmamız gerekiyor. O elinizdeki bulunan malzemelere göre değişecek bir şey. Konsept olarak bu yapacağımız işlem. Ve bunun etrafında bir zincir olması gerekiyor. Ben o zinciri size gösterebilmek için kısaca bakın bir işlem yapacağım. Şimdi size yaptığım işlemden bahsetmek istiyorum mantığını anlatabilmek için. Şu dişler arasına bir düzlem oluşturdum. O düzlemde bir sketch oluşturdum ve bir spline çizdim. O spline'a da pipe komutunu kullanarak o çizgiler spline kısmına gördüğünüz gibi bir parça oluşturduk. Bu parça aslında bir dişli olarak düşünebilirsiniz. Bir kemer olarak düşünebilirsiniz ama dişlerin tutabileceği bir zincir diye düşünelim biz bunu. Okey diyorum. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu DC motor, buradaki motorumuz, bu bir servo motor da olabilir, step motor da olabilir. Ben DC diyorum ama step motor aslında yani bu. Burada döndürme yardımıyla bunu ne kadar döndüreceğimizi bilerek şimdi döndürmeye başladım ben bunu. Şu kısmı şurayı mesela şuraya bağlıyorum. Şuradan benim oluşturduğum base kısmındaki dikdörtgenin alt profiline. Bunu buraya bağladığımızı düşünelim. Ben bunu döndürdükçe bu yukarı doğru hareket edecek ve bu şekilde base kısmım çerçevem yukarı hareket etmiş olacak. Ve bu bakın hiç birbirinden ayrılmayan bir zincir. Ne kadar yukarı kaldırırsak o kadar havaya çıkacak. Ve aynı şekilde ters döndürdüğümüzde motoru aşağı doğru inecek. Mantık olarak bu. Ve bu dişler birbirine aynı diş sayısına sahip olduğu için rahatlıkla hareket ediyor olacak. Şimdi burada yapmamız gereken tek bir işlem kaldı o zaman. Şunu hemen kapatıyorum şöyle. Ve visibility demek ve herhangi bir şeyin üzerine V'ye basarsanız görünürlüğünü kapatır.
Sonra buradan bulup tekrar ışığını açabilirsiniz. Şimdi burada bir section view daha yapmak istiyorum ben. Şimdi inspect'e geldim. Section view. Şu kısımdan mesela section alacağım bu sefer. Şimdi bir box çizmek için create'den box'a bastım. Şu düzlemden bakıyorum. Şu ikisi arasında hem alüminyum profile rahatlıkla oturabilecek hem de arasında bir boşluk olacak. Şöyle 10 mm diyelim. Şunu yanlara doğru büyüttüm biraz. Bunun tabi daha özelinde çizersiniz ve bunu nasıl üreteceğinizi de düşünmeniz gerekiyor aslında. Ya mukavemeti yüksek HIPS gibi filamentlerle 3D printer'a üretebilirsiniz. Ya da CNC torna tezgah üzerinde bunun üretimini sağlayabilirsiniz. Okey dedim. Sağ tık basılı tuttum. Repeat box deyip şu düzlemde şurada bir boşluk yaratacağım. Çünkü zincirim oradan geçecek benim. Şöyle bir boşluk yarattım. Bunu aşağı doğru ittiğimde bakın kat işlemi yapıyordu. Ve konsept olarak göstermek istediğimde size en son oluşturduğum şu komponenti açacağım. Ve bakın yapmaya çalıştığım aslında şu şuraya takılı, döndürdüğümde bu yukarı doğru hareket ediyor. Şu section view'i de kapatayım. Ve mantık olarak zaten şuradaki çerçevem yukarı doğru mekanizmamızı oluşturmuş oluyoruz. Burada yaptığımız işlemler nelerdi arkadaşlar? İlk adımda bir çerçeve oluşturup bu çerçeveyi nasıl hareket ettireceğimizi düşündük. Ve bunu yapabilmek için özel parçalar tasarlamamız gerekti. O parçaları tasarlayıp dişlerimizi oturtturduk. Ve daha sonrasında mekanizmamızı oluşturduk. Buradan sonra ise montaj olarak yapmamız gereken şey şu çerçevemizi yukarı doğru belli bir montaj ilişkisinde yani slider montaj ilişkisinde hareket ettirmemiz gerekiyor. Onu ilerleyen derslerimizde gripper kısmını yaptığımızda beraber assemble'da göreceğiz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.